Açelya Akkoyun'la Akla Takılanlara hoş geldiniz. Bugün akla takılanlara aldıkları kararla sonradan meslek değiştiren birbirinden özel isimler konuk oluyor. Konuklarımız mühendisliği bırakıp dünyayı gezen ve dede evini eşsiz bir kafeye çeviren girişimci, mühendis ve gezgin süpan Feyza Bektaş. Ziraat mühendisliğini bırakarak pasta tasarımcısı olmaya karar veren Gastronomi Derneği Milli Takım Şefi Şule Küçük Yılmaz. Biri cerrah, diğeri anestezi hekimiyken bir anda rotalarını dünyayı gezmeye çeviren doktor, gezgin ve dövme sanatçısı çift Aylin Tufan İlksöz'le eğitim ve kariyer danışmanı Nur Erdem Özeren. Açelya Akkoyun moderatörlüğünde ekranların en keyifli programı Akla Takılanlar başlıyor. Değerli konuklarımız, sevgili ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, bugün bu alkışlar İnanın bu konuklara gidecek. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de stüdyomuza tekrar hoş geldiniz. Bugün çok enteresan bir konuyla birlikteyiz. Aslında hepimizin içinde uhde olan bir konuyla birlikteyiz. Hani böyle kollarındaki altın bilezikleri bir kenara koyup hayatlarında ben ne istiyorum? Ben bu hayatta neden varımın nedenselliğini arayıp böyle keskin bir virajla var olan mesleklerini bir kenara bırakıp yok, ben heyecanımın peşinden, dilediğimin peşinden koşacağım diyen çok değerli konuklarım var. Bu bence bugün hepimizin sorgulayacağı, belki tamamen viraj dönmeyiz de ufak bir mola vereceğimiz, belki de ek bir şeyler yapabileceğimiz bir alanda başarılı olan insanlarla birlikte olacağım. Özellikle ilk konu geldiğinde çok etkilenmiştim. Çünkü gelen konuklarımızda bir çift var. Çiftçe karar veriyorlar. Yani tek başına karar veriyorsun, o başka. Bir de çift olarak biri cerrah, biri anestezi doktoru atlıyorlar karavana ve hoş geldiniz diyorum. Yolculuğa anlatmalarını rica ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Aylin ve Tufan. Evet. Merhaba. Nasıl oldu bu? Yani tek virajı anlıyorum ben. Kişisel karar hepimiz yaptık ama siz... Ya şöyle, aslında ikimiz de biraz başını anlatmak lazım galiba bu yolculuğun öncesini. Biz hepimiz bu arada doktor olmak istiyoruz da siz ne yapıyorsunuz? Yani ikimiz de mesleklerimizde iyiydik ve ikimiz de mesleklerimizi çok seviyoruz. Evet, yani burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Elbette, biz tabii doktorluğu sevmediğimiz için doktorluğu bırakmadık. Sadece bazı şeyleri doktorluktan daha fazla sevdiğimizi zaten bir süre sonra anladık. Zaten konu da bu. Evet. Yani bulunduğumuz yere gelmek için gerçekten çok ciddi emek sarf etmiştik. Yani ikimiz de iyi okullardan mezunuz. Ben Eskişehir Fen Lisesi çıkışlıyım. Tufan Robert Kolej mezunu. Tıp eğitimlerimizi Cerrahpaşa'da aldık. Uzmanlık eğitimimizi İstanbul Tıp Fakültesi'nde, Çapa Tıp Fakültesi diye. Bayağı da mürekkep yalanımız yani. Aynen öyle. Çok ciddi nöbetler, sınavlar ve artık hepsi bitmişti. Mecburi hizmetimizi yaptık Mardin'de. Artık yani işin en zorlu kısmı geçmişti ve hani tabiri caizse daha emeklerimizin karşılığını alacağımız bir dönemdeydik. Ve hakikaten bulunduğumuz yere gelmek için çok ciddi emek sarf etmiştik. Ama içimde gittikçe büyüyen bir huzursuzluk vardı ve bize rahat vermiyordu. Benim açımdan yani ikimizin aslında motivasyon kaynakları biraz daha farklı. Evet. Benim açımdan durum çok uzun süre, yani çocukluğumdan beri yaşadığım, insanlara neden abartılı geldiğini anlayabildiğim ama dizginleyemediğim bir seyahat tutkum var. Yani o gidip görmediğim ülkeler, o tanımadığım kültürler, bilmediğim hayata tatlar. Hayata dokunmak. Aynen onlara öyle. Dokunmak, ve bunları tanımadan ölebilecek olma duygusu beni o kadar rahatsız ediyor ki. Yani güzel. Bu yola çıktığımızdan beri söylediğim bir şey var aslında. Tufan'a kaçıncı baskı olacak bu bilmiyorum ama ben bir anestezist olarak benim meslek hayatımın yarısı yoğun bakımlarda geçti. Ve çömezlik döneminden beri hep uzun süre yoğun bakımda yatan hastaları her gördüğümde, yatakların önünden geçtiğimde hep aklımdan benzer şeyler geçerdi. Eğer bir gün aynı yatakta olursam acaba aklımdan ne geçer? Ne tür pişmanlığım olur? Hiç kimse orada, bunu daha önce de söylemiştik, biraz Twitter'da falan da dolaşmış, bu eşimin lafıdır aslında. Hiç kimse ölüm döşeğindeyken ah o evi de alsaydım, ah o arsayı kaçırmasaydım, ah arabamı geçen sene niye yükseltmedim demiyor. Herkesinki daha maneviyatla alakalı. Ya sevdiğimi söyleseydim, ya küs gitmeseydim, ya da daha çok gezseydim, ya da sevdiğim işe daha fazla hayallerimi tamamlasaydım diyor. Bizim aslında çıkış noktamız tam olarak da buydu. Yani biz o
Tufan'ın bundan hayali de tabii. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra o yatağa düştüğümüz zaman en azından hayallerimizin peşinden gittik, sonuna kadar çabaladık diyebilmekti amacımız. Ve bunu yapmak için de böyle bir şey seçtik. Ben de hayatım boyunca hep sanatla ilgilendim. Resim sergilerim vardı, şiir kitaplarım var. Doktorlarda çok görüyoruz bunu, çok enteresan. Çok güzel bir laf var. Tıp fakültesinden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar diye. yani çok fazla örneği var. Benim de artık hani sanata full zaman ayırmam gereken bir dönemdi. Amerika'da da kaldığım 4 sene içerisinde dövme yapmayı öğrenmiştim orada. Hı hı. Onların ikisini nasıl birleştiririz diye düşündük. Hı hı. Bir karavan aldık. Elimizdekileri sattık. Bu arada bir maddi birikimimiz de yoktu. Yoktu. Yani hiçbir şeyimiz yoktu. Biz de öğretmen çocuğuyuz. Kredisi devam eden bir arabamız vardı. Yani dolayısıyla kısıtlı bir maddiyatla. Orayı sonraya bırakalım. Orası çok tamam. Heyecanlı çünkü. Yani o manevra bizim için çok kıymetli. Çünkü ekran başında hep şey diye düşünüyor. Varlıkla manevra yapılır diye. Evet, en çok aldığımız eleştirilerden. Evet, rahatsınız demek oluyor. Ki hani bunu yapıyorsunuz hayatta diye. Aynen, orayı biraz böyle az sonraya bırakmak istiyorum izninizle. Tabii ki. Burada da dünya yine gezen. Ama çok güzel değerlendiren bir istihbar var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Süpan. Çok sağ olun. İyiyim. Ne demek? Süpan mı? Süpan. Ulu, büyük, kutsal. Ulu. Öyle bir anlamı var. Hmm. Süpan Allah. Süpan Allah'tan, evet. Değil mi? Evet. Çok güzelmiş bu arada ismin. İsminle yaşa. İsminle gez. Çok teşekkürler. Gezeyim. Gezeyim. Nasıl oluyor? Dünyayı geziyorsun değil mi? Gezdin. Ya dünya gezdim derken dünya çok büyük, daha var yer. Daha var, hani ömrümün sonuna kadar ne kadar daha gezebilirim bilmiyorum ama epeyce bir hani 30 ülkeye yaklaştım. Peki sen ne iş yapıyordun? İstanbul'da yaşıyordum. Mühendisim aslında, gıda mühendisiyim. Masa başı işte beyaz yakalı olarak yıllarca firmalarda, kurumsal firmalarda hatta iyi iş yerlerinde çalıştım. İşte 15 yıl falan İstanbul'da, ondan öncesi Ankara mezuniyet sonrası. Ondan sonra geçeyim mi hikayeye? Bana çok anlamsız gelmeye başladı vesaire. Biraz öyle 2010'larda falan benim kopuş. 2010'da değil mi? Evet. Oralarda başladı kopuş. Hani ben ne yapıyorum falan. Niye buradayım? Evet, hani maaş alıyorum, tamam. İşte güzel kıyafetler giyiyorum. Topuklu ayakkabılar okey. Akşam işten çıkınca restorana git vesaire. Gez, arkadaşlarınla buluş. Ve ben sosyal yaşarım yani. İşte tiyatrosu, müzesi, turist gibi. Hani İstanbul'da da çok görülecek yer var ya sonuç olarak. Hani hepsini yapıyorum falan. Ama yani nereye kadar bu tırnak içinde bu rahat hayat bir şey vermiyor bana diye bunları sorgulamaya başladım. Tam o sırada çok tesadüfen Couchsurfing diye bir sistemle çalıştım aslında. 2009'lar 2010'lar işte o zamana geliyor. Biraz böyle şeyle alakalı, hani boşlukla, sadece çalışan kadın olma boşluğuyla alakalı bir şey herhalde. O sistemle yabancıları evimde misafir etmeye başladım. Önce bununla başladı olay. Genişte bir evim var, müsait odam var. Hoş olmasa bile insanlar, herkesi misafir edebiliyor. Yabancıları misafir ediyorum. İşte Taylandlısından Brezilyalısına, İtalyalısına, işte İranlısı vesaire. Yani çok insan. Kadın, erkek, yaş, karı koca, bekar vesaire. Yani çok farklı. Onlar bana aslında gösterdi. Ben hani biraz önce söylendi, çocukluğumdan beri ben böyle bir hayata, öyle değil benimki. Ben işte o yıllarda, o yaşlarda tanıdım. Farklı bir hayat var. İnsanlar yani 4 sene evine dönmeden seyahat eden bir Amerikalı gibi. Hep seyahatle başlıyor bu manevralar biraz zaten. Biraz öyle, evet. Yani hani ondan sonra ben şimdi kısa süreli seyahatlere başladım. Çalışıyorum, bir 10 günlük tatilim var, pat Fas'a gidiyorum falan ama. Yani Avrupa'da da gördüm, okey tamam. Ama bana ilginç gelen yer daha egzotik mi diyelim, mistik, farklı aslında. Daha kültürü yoğunlaşmış yerler gibi, belki de. Evet, ve farklı. Farklı. Oralara gitmeye başladım. İşte 10 gün gidiyorum, dönüyorum, işe başlıyor, işe devam ediyorum. Yok, yetmiyor. Ya yani hani doymuyorum, öyle bir şey. Ondan sonra en sonunda da kafaya koydum işte 2011'in sonu, 2012'de işi bıraktım. Diyelim, tamamen bıraktım, İstanbul'u terk ettim. Sonrasını merak ediyorum. Tamam. Şule'cim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Vallahi hepimizin çok sevdiği bir iş yapıyorsun. Yoğuruyorsun ama başka şeyler yoğuruyorsun ve aslında orada da başa gitmişsin. Nasıl başladı? Sen de mühendissin. Ziraat mühendisisin. Evet, ziraat mühendisiyim. Ben de aslında mesleğimi bir dönem yaptım. Yoğun çalışıyordum. Çocuklar olduktan sonra ben, iki oğlum var. Çocuklar olduktan sonra bir ara verdim iş hayatına. Küçük oğlumun doğumuyla birlikte aslında işte onlar kreşe gidene kadar dedim ki biraz onlarla ben ilgileneyim, ben büyüteyim.
Ve o süreçte bana güzel bir zaman kaldı aslında. Hmm. Yani o yoğun iş hayatından çıkıp kendimi tanıyabileceğim bir süreç kaldı. Burada şey vardı, benim geçmişimde hani böyle resim yapmayı çok seviyordum. Çizim yapmayı çok seviyordum. Ve zaman içerisinde mutfak hep ilgimi çeken bir alan. Bir anda şeker hamuru dediğimiz bu malzemeyle tanıştım. Ve onunla birlikte üç boyutlu bir şeyler, figürler çıkartmaya başladım. Ve bunlarla pasta süslemeye başladım. Ve bunu araştırmaya başladım. Hani bu işte yurt dışında ne aşamada nedir, ne değildir. Bunları takip etmeye başladım. Ve bir sektör var. Yani nasıl diyeyim? Show pasta şeklinde geçiyor. Ve çok popüler bir sektör. Yurt dışında özellikle. İlgi çeken bir şey. Böyle olunca ben de yavaş yavaş ben yapabilir miyim acaba, ne yaparım derken kendimi keşfettim aslında. Yani şu an neredeyse artık bir heykeltıraş gibi şeker sanatı yapıyorum. Yani bu sanat ama değil mi Nur? Çünkü yani, şöyle muhteşem. Geçiyor zaten. Tamam mı? Burada Brad Pitt değil mi? Evet. Çok güzel. Şeker sanatı diye geçiyor. Ve bunun için yurt dışında da yarışmalar düzenleniyor. İlk ben de bunu şöyle söyleyeyim. Ailem tabii, herkes bana da işte tam mühendisliğini bırakıyorsun çünkü yoğun, güzel de hani işim de var. İşim güzel de para kazanıyorum. Evet. Söyle. Niye bırakıyorsun? Neden hani böyle bir şey? Ama gerçekten kendimi iyi hissettiğim, terapi buldum, mutlu hissettiğim bir iş olduğunu fark ettiğim için dedim ki ben bu yönde gitmeliyim. Tabii. Hani, baştan böyle çevremdeki herkes ya saçmalama, tamam hobi olarak yap ama hani iş bu yaştan sonra, çünkü 35 yaşındaydım bu kararı net aldığımda. Hı hı. Hani nasıl şey yapacaksın, nasıl yapacaksın, pastane sektörü var, herkes yoğrulmuş gelmiş. Hı. Hani ben bir damdan düşer gibi kendimi mesela pastaneye attım, öyle söyleyebilirim. Çünkü çevreme de bunu bir iş olarak kabullendirmem gerekiyordu. Bu çok da güzel yapıyorsun. Yeteneğin varmış yani. Bir de tabii burada evet. Yeteneğin olması da bu işlerle çok doğru orantılı. Tabii ki. İstemek ve istemek çok önemli. Kesinlikle. Ama yetenek ve çalışmak o herhalde taçlandıran. O daha ivmeyi arttırıyor, hızı arttırıyor, konumunuzu değiştiriyor. Hmm. 2016'da işte bir yarışmaya girdim. İstanbul'da uluslararası bir yarışmaydı bu. Yine mutfak sanatları. Orada ilk aldım, altın madalyamı aldım. Bak nasıl bir şeyse, şeker gibi söylüyorum dedi. Hani şey, uğraştığı şey gibi. Hani orada da altın madalyamı aldım. Şeker kıvamında, gerisini konuşacağız. Tamam. Sevgili Nur, hoş geldin. Biz seninle her zaman hoş meslek seçimi ve kariyeri konuşurduk ama hiç değiştirmeyi konuşacağımız aklıma gelmezdi. Güzel güzel. Değil çok mi? Güzel yerlerden çünkü bağlanacak malzemeler var. Çünkü sen gençlere aslında meslek seçimlerinde yardımcı oluyorsun. Kendi yetilerine göre bakıyorsun ama burada şeyi sormadan edemeyeceğim. Bir daha senin konuşmanı bölmemek adına soruyorum. Burada etken ailelerin de seçtiği meslekler oluyor. Burada konuklarımız için söylemiyorum ama hani buradan buraya sirayet etmiş olabilir miydi? Cevabını verirsen çok sevinirim. Ya şöyle, aile artı toplum diyelim. Yani toplumun kabul ettiği bazı adına meslek dediği şeyler var. Bir de adına meslek demediği şeyler var. Aslında şu anda konuştuğumuz, bugün bizim içinde olduğumuz zaman meslek olduğunu bildiğimiz. Meslek nedir? İcra ediyorsun, karşılığında para kazanıyorsun. Yani böyle bir şey. Dört konuğumuzun da yaptığı şey böyle. Ama toplumda algı, doktor, avukat, mühendis, yani örnekleri şu anda yanımızda oturduğu için bir tek bunlar meslek zannediliyor. Ben dinlerken şunu gördüm aslında bakarsanız. Herkes aldığı eğitimin bir parçasını taşımış yeni yaptığı işe. Yani ziraat mühendisliğindeki gıda bilgisinin üstüne tasarım bilgisini Bravo. Koymuş. El becerisini ve o hijyeni, cerrahi el becerisini ve hijyeni bir şekilde yine taşımışlar yaptıkları işe. Dolayısıyla aslında bakarsanız ben de kariyer danışmanlığı yaparken gençlere böyle yönlendirmeye çalışıyorum. Meslek diye takıntıları olmazsa, yapacağı işle ilgili, keyif alacağı işle ilgili, yani kavram olarak iş, meslek değil. Ne iş yapıyorsun? İşte yani cerrahlıkta yapılan şeyle aslında bakarsanız. Evet, ince iş. İnce iş gerçekten. O küçük detaylarla ilgilenmeyi seviyorum diyorsa, cerrah da bu işi yapıyor. Dövme işi yapan da işin içine sanatı katarak benzer bir şey yapıyor. Ama yani, aynı naiflik, aynı incelikte, doğru evet, söylüyorsun. Evet, evet. Yani, bence o yüzden başarının temelinde o var aslında bakarsanız yakın. Diye tahmin ediyorum. Hı hı. Dolayısıyla hani bütün bu
kaymalarda aslında özünde başka bir yerde birleştirilebilen bir yetenek, bir iş yatıyor. Diğer yandan şöyle bir durum var. Hepimiz aslında 30-35 yaşlarına gelen herkes şunu anlıyor. Para kazanmaktan daha önemli bir şey var bu hayatta. O da mutlu ve huzurlu olmak. Bunu anlamış olan anne babaların çocuklarına para kazanmaktan daha önemli bir şey yokmuş gibi yönlendirme yapmalarını ben anlayamıyorum zaten. Yani velileri ve aileleri ilk buradan vuruyorum zaten. Yani sizin temel derdiniz ne? Ben çocuğumun mutlu olmasını istiyorum. Tamam. Yani mutluluk ve huzur parayla gelmiyor. Para da lazım. Aslında bakarsanız ne tip işlerin bugün neye, ne şekilde paraya dönüştürülebildiğinin güzel örnekleriyle birlikte oturuyoruz. O yüzden güzel. Evet, ailenin etkisi var burada. Garanticiyiz. Herkes 360 TV'de de sık sık izlediğimiz 80'ler dizisinde olduğu gibi diyor ki SSK'lı olsun mümkünse. Herkes SSK'lı işleri arıyor. SSK'lı işleri bırakıp gayet kendi işlerinde mutlu olan örneklerimiz var. Ailenin SSK algısından kurtulmasına ihtiyacı var gerçekten. Ama tabii yine ben sizlere sormak isterim açıkçası. O karara gelme, hani şey diye de algılanıyor ya, sıkılma diye de algılanıyor bazen. Sıkılma olmaya da bilir değil mi? Yani mesela şimdi seyircilerimize de sormak istiyorum ayağa kalkıp da, sıkıldığınız için değiştirmediniz değil mi? Yok, ben anlam bulamadım. Yani anlam maaş bulamadım. Yatacak, ben bu raporu hazırlayacağım. Neden? Çünkü maaş yatsın. Anlamsız geldi. Anlamsız geldi. Bizim açımızdan öyle değildi. Yani ben doktor olmayı çok seviyorum. Ben hala doktorum. Çok seviyorsun. Aynı şey Tufan. Bir de şöyle bir şey var. Yani doktorlukta bırakıp gidebileceğiniz bir meslek değil. Biz ailelerimizin, etrafımızın, arkadaşlarımızın gözünde ve hala doktoruz. Evet, hala bir sağlıkla ilgili, evet, bir kuruma bağlı değiliz. Hala bir sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman bizi arıyorlar. Hala eski hastalarımız telefonla bize bir şey soruyorlar. Onunla ilgili hani sadece doktorluğu daha çok istediğimiz şeyler vardı galiba. Şimdi sizin sözünüze bir şey eklemek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir laf vardır. John Lennon'a küçükken sormuşlar, büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. O da demiş ki mutlu. Ona demişler ki sen soruyu anlamadın. Biz sana büyüyünce ne olacağını sorduk. O da demiş ki siz hayatı anlamamışsınız. Evet, çok doğru. Çok yani doğruymuş. Hayat hakikaten mutlu olmakla ilgili. Biz ilk şeyde anladık. Her yılbaşı geldiğinde hiç almayız ama büyük ikramiyeni çıkarsa ne yaparsınız diye bir şey konuşma geçer aramızda. Herkes kiminle konuşursak konuşalım şey derdi. Bugün işi bırakırım. İşte dünyaya gezerim. Bugün işi bırakırım, şunu yaparım. Bugün işi bırakırım, bunu yaparım. Evet, herkes bunlar. Bir bırakırlar, paraya da dokunmam derler. Bir dünyaya gezerim. O böyle nefes alma, hava alma gibi hep denir. Gençlerde de bu var bu arada. Yani öyle mi? En çok neyi seviyorsun tabii. diyorsun? Seyahat gezmeyi diyor, seyahat etmeyi diyor. O yüzden benim merak ettiğim daha hikayeler çıkacak buradan. Ailenin hiç değişmez zaten. Ben dünyayı gezmek istiyorum derdi. Ben de dedim ki o gün, orada zaten anladım. Tamam, dünyayı gezelim de ben ne zaman dövme yapacağım dedim. Yani büyük ikramiye çıkmış. Bankada atıyorum milyonlarımız var. Ne kaç yaşına geldik? Ben hala diyorum ki ben ne zaman dövme yapacağım? Orada anladım ki dövme benim için, yani sanatın her dalı benim için bir meslek değil, yapmam gereken bir şey. O yüzden dedik ki tamam, bunu en azından yani, deneyelim. Hadi bakalım seyircilerimize soralım izninizle şöyle. Merhaba. Ay hemen oradan. Sen bence manken olmak istiyorsun, oyuncu olmak istiyorsun. Nasılsın? Hoş geldin canım. Hoş bulduk, tekrar. İsmini alayım. İlknur ben tekrar. Hoş geldin İlknur'cum. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ya ben de sivil ve ulaştırmacılık okuyorum. Bitecek inşallah çok yakın zamanda ama acaba gerçekten bunu mu istiyorum diye kendime soruyorum son zamanlarda. Siz nasıl karar verdiniz? Yani başarısız olma korkunuz oldu mu? Olduysa bunu çok nasıl yendiniz? Sarı. Bu bende çok etken şu anda. Çok merak ettim bunu. Teşekkür ederim. Önce şeyi söyleyeyim istersen. Muhtemelen hayatın boyunca hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olamayacaksın. Yani hani hep alternatifleri olacak. Çünkü yaptığın her seçimle bir şeyden vazgeçmiş olacaksın aslında. Bu çok sık aldığımız bir soru ve teşekkür ederim sorduğun için. Korkmadınız mı? Nasıl emin oldunuz? Korktuk. Ödümüz koptu. Hala korkuyorum. Hala her gün korkuyoruz. Ama geçen hafta sonu bir üniversite öğrencilerine yönelik bir etkinlikte konuşmacıydık. Onlara söylediğimiz bir şey vardı. Yani hayallerinizin peşinden koşmaya karar verdiğinizde yakalayacağınızın garantisi yok. Yani hatta yakalamama olasılığınız maalesef biraz daha yüksek. Kimse size böyle bir garanti veremez. Ama hiç denemezseniz pişman olacağınızın garantisini verebiliriz. Yani bizim en büyük motivasyonumuz buydu. Başarısızlıktan çok korkuyoruz dediğim gibi. Yani o istifa dilekçesini verdiğim günü hatırlıyorum, böyle zangır zangır ellerim titriyordu. Ama hiç denememiş olmanın pişmanlığından daha çok korktuğumu fark ettim.
Dolayısıyla çok güzeldi. Bence ben de cevap vereyim mi? Ben de şimdi hani dedemin tarihsel evinde bir kafe açtığım için, tabii babamın doğduğu evden bahsediyoruz, annemin gelin olduğu evden bahsediyoruz. Babam dedi ki ya dedi olmazsa ya beceremez. Şimdi babam çok garantici, eski erkek. Tabii. Garantici. Ya olmazsa ya beceremezsen, ben de dedim ki baba denemezsem gerçekten üzüleceğim. Orada tamam dedi. Yani hakikaten aynı şey. Hani denemezsem üzüleceğim. Kötü olursa üzülmeyeceğim. Başaramazsam üzülmeyeceğim. Ama denemezsem... İçinde kaldı derler ya. Evet. İçinde kalırdı. Yola çıkmak da öyle zaten. Benim seyahatlerimde ben bunları yapmazsam çok üzülürüm. Yapamadığımız şeylerin pişmanlığı hayat boyu devam ediyor. Yaptığınız şeylere pişman olsanız bir süre sonra geçiyor. Ya burada sağlık sektöründe şöyle bir rahatlık var mühendislere kıyasla. Bugün geri dönseler... Hala hiç gitmeyen bir meslekleri var ya ellerinde. Ama diğer yandan diğer iki arkadaşımız da aynı garanti o kadar da yok. Onlar için biraz daha zor. Evet. Ama ben... Niye öyle diyorsun? Zor diye bir şey yok. Ben burada katılmıyorum. Biraz sonucu daha zor dedim sadece. Türkiye'de zor. Belli bir yaşa geldik. Evet. Ay, danışmanlık verebilirler. Yani. Daha üst bir yerde yani bunu yapabilirler. Müşteri yani bulurlar. Çok zor. Benim şöyle çok oldu. Mesela ben de dedim ki yani anneyim. Mutlu anne, mutlu çocuk aslında benim için. Ben hani sevdiğim bir şey yaparsam onlara çok daha iyi örnek olacağım. Evet. Çok daha verimli olabileceğimi hissettiğim için bu işin biraz peşinden o yüzden de koştum. Çünkü çok sevdim ve ben mutlu oldukça ailem, eşim, çocuklarım hepsi çok daha mutlu, çok daha keyifli. Yani işin zorluğunu biz beraber yaşıyoruz. Ben yarışmalara hazırlanıyorum, bazen onları görmüyorum bile ama hep birlikte o başarıyı yakaladığımızda daha mutlu oluyoruz. Hep beraber mutlu oluyoruz aslında. Hmm. Sadece ben değil, hani eşim ve çocuklarım da ekipçe mutlu oluyoruz diyorsun. Ama şey işte hani kadın bazen ödüyorum. Hani kadın bir şey istediğinde arkasından koşarsa bunu yapıyor. Gerçekten hani bu önemli bir nokta. Biraz da öyle. Tamam. O zaman bir daha sorayım. Sizin var mı böyle tekrar manevralı hayatlar var mı yoksa kızınız anlatın bunlar. Lütfen dinliyoruz. Çok iyi yerlerde okuttuk ama kendi mesleğini tabii ki yapmadı. Ne okudu? Çok iyi yerlerde okuttuk ama. Evet. Ne okudu? İstiyorum. Babası şey yapıyordu zaten genelde. Siyaset uluslararası okudu. Siyaset ve uluslararası okudu. Ne yaptı sonra? Hostesliği seçti bizden gizli. Dünyayı gezmek mutlu istiyorum. Mutlu mu peki? Çok mutlu bildiğin. Yani. Siz mutsuz musunuz? Yok artık kendisi kabul ettiği için biz de kabul etmek zorunda kaldık. Yani. Kabul etmek zorunda kaldınız ama kızınız mutlu diye şu an... Herhalde çok mutlusunuzdur değil mi? Biz tabii ki. Burada tabii ki çocuğun kendi alanı da çok kıymetli. Çok yani, peki seviyor, böyle çok yapıyor. Özel olacak ama hiç çatışma yaşadınız mı? Hayır dedin. Tabii. Nasıl açtınız orayı? Daha doğrusu o nasıl açtı? Hayır gizli müracaat etmiştim. Gizli mi? Şöyle bir şey babasını da kaybettik o arada. Başınız sağ olsun. Şey yapamadık artık. Başınız kabul sağ olsun. Ama şu an kızınız mutlu. Çok mutlu yok çok mutlu. İyi bir işi var artık. Çok kendisinin. Önemli bir şey. Evet. Gerçekten çok önemli bir şey. Evet. Mutluluk ve başarı birlikte olunca hayatın lezzeti orada başlıyor galiba. Bence bu anlamda kızınızda çok sevdiğim bir kitap vardır. Yüreğinin götürdüğü yere git diye elbette çalışarak emeğine ve farkındalıkla gitmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu yüreğinin getirdiği yere gidenlere sonsuz saygı duyuyorum ben bu hayatta. Benim de bu konuyla ilgili sunucu olarak bir araştırmam var. Rossini diye çok önemli bir besteci vardır. İtalyan. Ben ilk 17-18 yaşımda okumuştum. 40 yaşına geldiğinde işte o dönemin en iyi bestecilerinden oluyor. Bir gün diyor ki ben sıkıldım. Hani başka bir şey yapmak istiyorum diyor. Ve sonra Rossini üzerine biftek yapıyor ve şu an İtalya'da Rossini'nin bifteğinin o da çok meşhur ve o zaman demiştim ki 17 yaşında ne iş yaparsan yap starı olabilirsin eğer yeteneğin varsa. Besteci olarak da star oldu, sizler de öyle ki buradasınız. Diğer mesleklerde de oldunuz ama ben biraz şimdi işin romantik tarafına dönmek istiyorum. Şu konaktan bahseder misin? Bahsedeyim. Şimdi o tasvir benim için çok önemli. Şimdi aslında o son hani 2010'larda başladık sorgulamaya falan. Onunla beraber aslında hani hayatı biraz akışına da bıraktım. Hı. İşte önce seyahatler, bir şeyler işte STK'larda. Hı. Bayağı bir şey var orada. Amcamın küçük bir fikriyle başladı her şey. Ah. Tabii yani ben hani böyle evet ben yıllardır kafede yapmak istiyordum. Burada muhteşem bir ev var ben burayı kafe... Öyle başlamadı iş. Hı. Ama ben bir şeyler yapmak istiyorum o var. Çünkü nedir? İşte kurumsal şirketlerde kurallar belli, yapacağınız belli. Doğru. Tık 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 bunları yaparsan her şey çok güzel.
kendim bir şeyler yapmak istemek, kendimi katayım işin içine. O yüzden ama tam olarak şey yapamıyorum da böyle hayal, yani bir şeyler hayal kuruyorum, bir sürü hayal kuruyorum ama yani oluşamıyor bir şekilde. Ve sonra Bafra taşınmak gibi bir hayalim de yoktu aslında. Yani hala ben hani bazen ben Bafra'dayım. Hala şaşırdığım oluyor. Hani amcam dedi burada dedi ben bir ziyarete gitmiştim Bafra'da ailemi. Dedi, bizim dede evinde dedi bir şeyler yapsak. Benim de böyle girişimci ruhum biliyor. Böyle biraz o da aynı kafa. Burada dede evinde dedi, bir şeyler yapsak falan. Doğal ürünler falan bir şeyler satsak falan. Öyle başladı. Ondan sonra ben bir şey kolları sıvayınca hakikaten benzin inanırsam da. Ondan sonra biz annem çok yardımcım. Annemle ikimiz girdik o eski hemen evet eve. Hemen dedi mi annen? Annem benim kadar çılgın dedi. Ha, bak burada ebeveynin tutumu da çok önemli. Evet. Babam sizin da... de ailelerinizi soracağım ne kadar da olsa ailelerimiz vardı maalesef da. Bir de orası Bafra'da ailem tabii, zaten tabii. Orada. Ondan sonra biz şöyle... biz hobilerimizi aslında orada hayata geçirdik. Biz derken annem de öyle. Dikeriz, boyarız, yaparız, ederiz, çakarız falan filan. Dolayısıyla 6 ay geceli gündüzlü hakikaten öyle çalışarak. Hani ben şey ezanlardan falan böyle sabah ezanı okunuyor. Biz annemle gidiyoruz falan hani binaya gidiyoruz. Ondan sonra işte yatsı da eve dönüyoruz gibi. Ben bu kadar takip ettim yani. 6 ay içinde çalıştık. Dediğim gibi kapı boyasını bir dış cepheyi ben yapmadım. Bir elektrik tesisatından çok girmek istemiyorum tehlikeli riskli. Su tesisatı zor geliyor, kollarım yetmiyor. O yüzden diğer her şey gerçekten sandalye döşemelerine kadar döşemecide döşemeyi yani nasıl yapıldığını öğrenip eski gerçekten. Tabii. Şeyden kumaşlar toplayıp döşemecinin artık kumaşlarını. Bir de kaygılanmaya vaktin de olmamış senin o zaman. Yani tabii. Yani çok, bir de o da var. Yok hiç o kadar işin içine birden kendimi buldum. Tabii. Bir de küçük bir bütçeyle yapıyorum ben bunları. Yani o yüzden her şey biraz da o yüzden kendim yapmaya çalışıyorum. Ya o kadar para mı vereceğiz ben yaparım bunu falan gibi gidiyor işler. İnanılmaz zevk alıyorum ama. Bir şeyi kendim yaparak ya, çok zevk alırım. Çok güzel. Bir de burada tabii aile içinde baktığında kızım dizimin dibinde o da geldi. Ya vardır kesin annemin öyle hesapları. Maliyetleri azaltmış aslında. Tabii. Yaşam maliyeti gitmiş yaşam yani. Yaşam maliyetini azaltmış. Evet, bak evet. Çok güzel. Evet, sizde maliyetler. Öyle. Hani o maliyet hani çok konforlusunuz ondan seçtiniz ya. Hani oraya bir daha açalım mı? Aslında ilk hani az önce bahsettiğimiz gibi hayallerimizin peşinden koşmaya karar verdiğimizi fark edince bu sefer... İki tane çok farklı gibi duran hayal. Bunları nasıl hani tek bir hayal haline getirebiliriz diye kafa patlatmaya başladık. Seyahat etmek istiyoruz, dövme yapmak istiyoruz. Bir bütçemiz yani bir şeyimiz yok, maddi birikimimiz yok. Bunu nasıl yapacağız? Öyle düşünürken karavan fikri geldi aklımıza. Daha önce bir karavan görmüşlüğümüz bile yoktu. Gerçekten. Karavancılık. Biz ilk karavanla gece karavanda geçirdiğimizde Yunanistan'daydık. Yani Türkiye'den çıkmıştık. Ay, ondan kadar, öncesinde bir gün gerçekten. Türkiye içinde bir karavanda uyumuşluğumuz yok yani. Sadece teorik olarak mantıklı geldi. Sonuçta evimizi boşaltıp bu yola çıkacaktık. Yani ev kiramız olmayacak, faturalarımız olmayacak. Kendine yeten bir karavanımız olacak. İçinde elektriği olacak, suyu olacak. Yaparız ya şeklinde. Çok güzel ya. Kredisi devam eden bir arabamız vardı. Onu satıp karavanı aldık. Karavanımız yarımdı. İsim verdiniz mi? Pia. Tabii ki. Atilla İlhan'ın Atilla İlhan'ın en sevdiğim şiiridir ve o gizemli kadın Pia. Ay. Çok yakıştırdık. Yani aldığımızda bir arabaydı. Yola çıkmadan önce onu bir eve çevirmiştik. Yani kendimizden bir şeyler kattık. Ufak ayrıntılar zaten o şeyi. Çok da güzel görüntüleri dönüyor bu arada. Ondan sonra Yunanistan'da buldunuz kendinizi. Peki dövme yaptığınızı nasıl anlattınız insanlara? Şöyle. Şimdi, yani orada bir tabela mı vardı? Yok. Yani karavanda dövme yapmak diye bir şey söz konusu evet. değil zaten. Avrupa'da her hafta sonu birkaç ülkede dövme fuarları olur. İki gün, üç gün sürer. Cuma'dan başlar, cumartesiden başlar. Bunlara önceden başvuruyorsunuz. Buradaki belgelerinizi gönderiyorsunuz. Dövmeci olduğunuzu ispatlıyorsunuz. Sonra işlerinizi gönderiyorsunuz. Onlar sizin işlerinize bakıyorlar. Kendi fuarlarında çalışabilip çalışamayacağınızı, çünkü onlar da kendi reputasyonlarını korumak zorundalar. Ondan sonra sizi kabul ediyorlar. Kabul ettikten sonra onlara bir de katılım ücreti ödüyorsunuz. O dövme yaptığınız yerdeki kiralama yapıyorsunuz. Fuardaki yerinizi kiralama yapıyorsunuz. Ve oraya gidip bekliyorsunuz. İnsanlar gelsin de dövme yapayım diye. İnsanlar geliyorlar. Sizin çalışmalarınızı beğenirlerse size dövme yaptırıyorlar. Biz de o parayı alıp benzin parası yapıyoruz. Karavanımıza koyuyoruz. Birkaç kilometre daha gidiyoruz. Ama burada kafa denkliği çok kıymetli bir buluşma yani herhalde evet. değil mi? Bu, şanslı bir çiftiz galiba. Evet biz çok şanslıyız. Kafa denkliği yani, çok önemli.
Bize soruyorlar işte bu hayatı tavsiye eder misiniz diye, biz kimseye bu hayatı tavsiye edemeyiz. Karavanda yaşamı da tavsiye edemeyiz. Çünkü bizim yaşadığımız... Zorlukları var mı? Çok. Gerçekten. Zor. 17 metreküp bir alandasınız ve sürekli birliktesiniz. Yani hem bir ilişki testi. Çok ciddi bir ilişki testi. Ben şey demiştim de herkes çok gülmüştü. Gerçekten yanınızdakini çok sevmeniz gerekiyor. Gerçekten çok sevmeniz gerekiyor. Yani ortalama bir sevgiyle o gezi bitmezdi yani. Yani tuvaletteki pozisyonunuzla sifona basamıyorsunuz. Dışarı çıkıp ters dönüp tekrar girmeniz gerekiyor. O kadar küçük. Minnacık bir alan ama her gün manzaranız değişiyor. Sizler de maşallah çok minyon insanlar gibisiniz. Yani hani... Tabii yan yana geçemiyorduk. Yani uzun boylu... Yatağımız 1.70, ben 1.80'im. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani. Yani boş 10 santimlik fazlalık var ve hani nasıl yapacağımızı bilmiyorduk ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aileler ne dedi? Oo, dur oraya ara verelim. Dur döneceğiz. Aileler ne dedi diye ara veriyoruz. Çünkü şimdi aklınızdan geçiyorsa hani akşam gelecek bizim beye söyleyin diyorsanız oraları da bir öğrenelim. Şöyle dönmek istiyorum. Senin çocuklar tabii çok mutludur herhalde. Yani annesinin bu işi yapıyor olması. Evet, yani onları ayırdığım zaman benim için önemliydi en azından okula başlayana kadar. Ama onlar okula başladıktan sonra benim işim artık ivme kazandı. Hı hı. Hızlandı. 2016'da işte ilk yarışmama başvurdum ve altın madalyayla döndüm. Bu benim için çok önemliydi. Kendimi ispatlamış oldum. Hani derdim hani kimseydi, kendimi ispatlamaktı ve başardığımı görmekti. Çünkü sonradan girdiğim bir sektör, mutfaktayım. Mutfak zor. Yani kadın olarak zor aslında. Pastane sektöründe kabullenmek. Hani bu yaşa gelmişsiniz, neden yapıyorsunuz? İşte biz yıllardır yapıyoruz diyen ustalarla ben karşılaştım. Veya işinizi zorlaştırmaya çalışan... O hiyerarşik basınç evet. Hep olur. Her meslekte. Belki her meslekte, doğru söylüyorsunuz. Ama sonunda mesela bir usta bana şey dedi, evet sen bu işi biliyormuşsun demişti mesela. Baştan kabullenmemişti ama sonra kabullendi. Ama bir süre sonra ben yarışmalarla birlikte ve milli takımla birlikte şeyi bıraktım. Yani pastane sektörünü bıraktım. Kendim devam etmeye başladım. Kendi atölyemde yapıyorum. Bunlar kalabiliyordu değil mi uzun süre? Bunlar heykel uzun gibi süre, saklanabiliyor. Tabii zaten şey artık şov pasta kısmı işin pasta kısmı bitti gibi benim için. Tamamen görsel şova döndü. Mesela doğum günlerinde artık insanlar bunu şey olarak istiyor, maket olarak istiyor veya pastane vitrinleri maket olarak istiyor. Hı. Çocuklar bunları hatıra olarak saklıyor. Bir de vitrin de çok ağır ya. Yani hani gastronomi derneği, milli şöyle gastronomi takım derneği, şefisin. Evet, gastronomi derneği pastiri art takım olarak geçiyoruz. Yani pasta sanatı çok olarak güzel. Geçiyoruz. Tebrik 2017'de, 2016 ilk yarışmam, 2017'de Hong Kong'a gittim. Orada yine ülkemizi tebrik ettim. İşte ejderha mı kazandın Hong Kong'da? Değil mi? O olabilir. Ha, bu Lüksemburg'da. Lüksemburg çok güzel. Evet, Lüksemburg'da altın madalya aldı. Bu sene de Şubat ayı içerisinde de Almanya'da 4 senedir bir düzenlenen, yani 100 yıldır süren bir yarışma varmış. En eski uluslararası pasta sanatına dair olan bir yarışma. Orada da yine altın madalya, bir altın bir gümüş madalya aldım. Ülkemize getirdin. Ülkemize getirdim, evet. Tebrik ediyorum. Ve bu şekilde şimdi de zaten işi artık benim için eğitim kısmına döndü. Şu an öğrencilerim var. Ve eğitimci olarak da devam olarak ediyorsun. Yine devam ediyorum. Nur, biz daha lisedeki çocukların kariyer değişmelerine de mi tahammül edemiyoruz? Aklıma geldi de. Daha lise çocuğu yani ömrünü karar verecek. Orada ne öneriyorsun ailelere? Bu senin çok alanın olduğu için. Hani çocuk değişiklik yapmak istiyor. Birden ne oldu? Sen sayıs doktoru olacaktın. Ne oldu? Ne yapmalı aile orada? Bence bütün ailelerin tek hatırlaması gereken şey çocuğundan bu hayatta ne beklediği. Herkes çocuğuyla sadece gurur duymak ister ve onun mutlu ve huzurlu olmasını ister. Bunu unutarak kariyer planlamasınlar. Tek en önemli altı çizilecek nokta burada bu. Çünkü aslına bakarsanız zaten o yolunu çizerken de çok şey bilmiyordu ki. Yani çocukluğumdan beri diyerek başlıyor söze 16-17 yaşındaki gençler. Abi sen çocukken mesleği nereden biliyordun da çocukluğundan beri çok onu istiyorsun? Güzel, yani evet. O çocukluğumdan beri ben mesela pilot olmak istiyorum diyor. Niye diyorum? İşte uçacağım falan diyor. Diyorum ki benim bir kuzen var çok yakışıklı ayarlayayım sana. Ya da diyorum işte kuzen var çok güzel ayarlayayım sana. Görmeden olmaz diyor. Diyorum ki yani ötekini görmeden istiyorsun. Yani bilmeden neye göre istiyorsun? Gençlerde de orada bir hayal gücüne göre karar vermeye çalışma var ama ailenin en önemli yapması gereken şey tabii ki saygı duymak.
Orada arkadaşların kararlarından farklı olarak şöyle bir durum var. Sen henüz gençsin, doğruyu bilmiyorsun, sana yolu ben göstereyim. Yani 16-17 yaşında, 18 yaşındayken doğru karar alamayacağını düşündüğü için aile diyor ki senin adına ben karar vereyim. Şimdi, devamı gibi, kendinin devamı gibi algılıyor evet, çocuğu değil mi? Bizler hepimiz için söylüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Biz de evlatlarımıza bunu yapıyoruz. Onlar bizim tamamen devamımız evet, mı? Evet, değil tabii ki değil. Değil mi? Zaten siz ne yaparsanız yapın armut dibine düşüyor. Bir şekilde sizden bir şeyler alıyor. Tabii. Dolayısıyla yani benim hayal edemediğim şeyle ilgili ben onu çocuğuma aktarayım, o da onu devam ettirsin. Böyle bir şey çok mümkün değil. Bunun da böyle olmadığını kabul etmeleri gerekiyor ailelerin. Yani kendi hayallerini gerçekleştiremeyen ailelerin çocuklarına bunu yüklemelerinin doğru olmadığını ki velev ki öyle yaptılar. Zaten 20, 25, 30 bir gün oluyor ve o çocuk, o genç artık birey olduğunda ve ailesi onun birey olduğunu kabul edeceği günde zaten kariyerini değiştiriyor sonrasında. Yani çok örneği var. Ailesi istedi diye üniversiteye başlayıp birinci, ikinci sınıfta bitiren, ailesi istedi diye başlayıp bitirip ondan sonra al diplomayı tamam şimdi sıra benim hayatımda diyen de gençler de var. O yüzden ya da aileye zor gelen bir meslek alanı. Mesela bizde hep şey derler. İşte sabahlara kadar setlerdesiniz çok zor. Size zor, bana değil. Aynen ben öyle. Çok keyif alıyorum ya işte, yani. Evet. Tam olarak bu. Burada her aileyle her gencin arasında bir filtre birilerine ihtiyaç var. Çünkü ergenlik diye bir gerçek var. Burada da zaman zaman tartıştığınız, konuştuğunuz genç ve ailesi arasında kuşak çatışması diye bir gerçek var. Dolayısıyla ne genç ailesine istediğini anlatabiliyor, ne aile gence istediğini anlatabiliyor. Arada birilerinin olması en doğru formül. Kuzen, abi, abla, o yüzden eğitimci. Size geliyoruz zaten. Evet, sevgili Nur, genelde yani, öyle hani oluyor. Zaten doğru. O yüzden size geliyoruz ki o objektif bakış açısına sahip olabilmek için her şeyi biz yapamıyoruz aileler. Evet. Yani hani birinin bize yukarıdan, kenardan, yandan, alttan bakış açısıyla bakması gerekiyor. Bu anlamda çok kıymetli. Ailelerin bunun farkına varması evet, gerekli diye altını çizdim. Bir şeyin altını lütfen çizmek istiyorum bir de. Aileler hep garantici ya. Bence bir 5 senemiz 10 senemiz daha kaldı. 5-10 sene sonra artık gençler çok özgür olacaklar. Çünkü hiçbir meslekte garanti olmadığını artık görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Yani hiçbir şeyde kalmadı o garanti. Hukukta bile bitti. Şimdi sırada bir tek tıp var. Orada da bitince aile diyecek ki tamam bunun meslekle alakası yokmuş. İş garantisi diye bir şey yokmuş. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bunu diyebildiğimiz gün ailece birlikte karar verebileceğiz. Çünkü her hikayede o benzini döken ailede birileri var. O benzini dökenler aslında senin mutluluğunla mutlu olanlar zaten. Yani sen mutluysan ben de mutluyum amca diyebilmeyi. Amca, anne, çocuklar, eş. Oraya muhtemelen almadı. Oradaki hikayede oraya daha gelmedik almadı. Ama çok evet, merak ben ediyorum. De çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum sorsana. Aileyle ilgili bir şey söyleyebilir tabii miyim size? Aileler hiç şunu düşünmüyor. Benim çocuğum yok olsaydı şöyle düşünürdüm. Bir baltaya sap olsun yeter. Hani öyle bir laf vardır ya. Hı-hı. İlla işte kariyer... Hani kariyer, hepimiz bundan vazgeçtik şurası, bundan vazgeçti de bu noktaya geldi. Hiç umurumda bile değil zaten benim kariyer. Hani çocuk bir baltaya sap olsun, ya marangozlukla yapsın bunu, ya işte hani aklıma şu anda o geldi. Çünkü benim şu anda mobilyalarla, eski şeylerle çok alakam ya da döşemeci olsun. Benim çok alakam olduğu için bir şey yapsın yani. Diyorum ya, aile bunu nasıl, demiyor. Ailenin nasıl derdi aslında gurur duymak. Bunu böyle deyince... Çocuğum şu oldu demek. Evet, gurur duymak. Şimdi zannediyor ki aileler çocuğu gençken... Benim çocuğum şu puanı aldı, gurur duyuyorum. Benim çocuğum şunu evet yaptı, gurur duyuyorum. Ya biraz onun az önce hanımefendi anlatırken bile dedi. Çok tabiri caizse hava atmak da olmuyor mu? Tabii ki hava atmak. Hani yani çok güzel yerlerde okudu sonra evet, başka hava bir şey yaptı. Öyle oluyor zaten. Ya çok özür dilerim yok, ama yani öyle. gurur diyorsun. Gurur başka bir şeydir. Gurur duyarsın, için şükredersin, mutlu olursun. Ama bence asıl beklenti bu. Yani hava atmakla karıştırılıyor zaten. Aile hava atmak için çocuğunun puanını, sınavını, evet, üniversitesinin adını, bölümünü kullanıyor. O kısa süren bir şey. Hava atmak geçici, gurur daha kalıcı. Ben de o yüzden onu hatırlatıyorum ailelere. Yani gurur duyulacak evlat yetiştirin, gerisi zaten gelir. Aynen öyle, bravo. İnsan yetiştirin diyorsun. Evet. Gerisi zaten gelir. Sizin aileler nasıl baktı olaya? Ben tek çocuğum. Ay! Ben de. Ben tek çocuğu olan. Şimdi ben anne ve babamın beni yetiştirirken çektikleri zorlukları hani bizzat çok net bilen bir insanım. Bu kararı verirken bir taraftan da o toplum bilinciyle içten içe vurmadı desem yalan olur. Değil mi? Yani hiç kimse... ailesine değer veren, anne babasına değer veren hiç kimse onların yaptıklarını yüzüstü bırakıyormuş gibi gözükmek istemez.
Biz de bu kararı verirken böyle bir ya keşke mi diye düşündük. Ama hani çok anlamamakla beraber, yani bunun nedenini çok anlamamakla beraber mutlu musunuz? Mutlu musunuz? Şu an mutlu musunuz? Diye sorulardı, cevapları hep evet biz şu an mutluyuz gelince şu anda onlar da alıştılar. Pekiştirdiniz ama olayı evet, yani. Hala annem telefonda konuşurken bana tam kapatmadan önce ne zaman doktorluğa geri dönüyorsun diyor. Benim. Yani bütün konuşma boyunca bunu söylemiyor. Biliyor vereceğim cevabı ama tam kapatmadan hadi görüşürüz benim. Demeden önce ya oğlum hani seni seviyorum ne zaman doktorluğa dönüyorsun diyor. Ay, şu an değil anneciğim diyorum. Kırmadan kapatıyorum. Demin dediğiniz bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bizim aslında hala doktor olmamız veya da doktorluğa çok rahat dönebilecek olmamız bence benim açımdan çok dezavantaj. Neden diyeceksiniz? Çok yukarıdaki bir ipin üzerinde yürüyüp karşıya geçmeniz gerekiyorsa, altınıza da bir tane ağ germişlerse, yukarıdaki en ufak bir sallanmada kendinize ağ bırakıverirsiniz. Hmm. Ama alttaki o ağı kaldırırsanız, bütün gücünüzle o karşıya varmak için uğraşırsınız. Yani aslında bizim hala doktorluğa dönebilecek olmamız bu işin varmak için istediğimiz yer için bir dezavantaj. Evet. Ama ben ailene de her zaman diyorum ne yapabiliyorsak yapalım. Sonuna kadar yapalım. Ha, olmazsa tekrar doktorluğa döneriz. Ama sonuna kadar gidelim. Hmm. Yani kolay bir hayatımız. Bu arada doktorluğa da kattığınız çok şey var. Çünkü birçok insan görüyorsunuz. Şimdi artık tıpta çok bütüncül bakış açısı. Yani bir konsültasyonla herhangi bir göz bile konuşurken biz işin psikolojisinden tutun. Hani bütün doktorlar da bu konuya artık bir sizin de bence yani kendine ait hani bu yaptıklarınız hekimliğinize de ileride çok büyük katkıları olacaktır kesinlikle. Diye tahmin tabii, ediyorum. Her yani bu süreç bu arada komple bizi yani hep onu diyorum mesela karavan için de aynı şey. Evimiz küçülüyor gibi gözüktükçe dünyamız büyüdü. Yolda yani biz kendimizi çok yani çok geniş pencereden hayata bakıyoruz diye düşünürdük. Her zaman o şekilde tanımlardık kendimizi. Aslında şeyimizin dünyamızın çok dar olduğunu evet gördüm. Sınırlarımızın farkında bile değilmişiz. Yani gittikçe genişliyoruz. Güzel örnekler tabii ki. Ve etrafımızdaki insanlara da bu yansıyor. Yani az önceki aile mevzusu yani söylediğin şey çok doğru. Nedenini çok anlayamamakla birlikte şeyin çok farkındalar. Aynen öyle yani hani benimkiler de böyle şeyi çok algılayamadılar. Yani babam öğretmen, annem ev hanımı. Daha normal bir yani normal bir ailenin çocuğuyum. Ama annem şeyi de yapamadı. Yani o karavanı hazırlarken perdelerimizi kendisi dikti. En son giderken canım çok üzgünüm. Giderken arkamızdan bir bardak suyumuzu da döktü yani. Onlar olacak o ne olursa olsun. Ritüeller olacak. Anneler onu yapacaklar değil mi? Bak annem yardım etti diyor. Tabii. Beraber yaptık yani? Hatta. Süper yardımdan öte. Çok değil ciddi mi? Bir destek tabii. Seninkiler de bir evde olmanın ne sevinmişlerdi. Şöyle çocuk. Annem açıkçası baştan istemedi. Yani şöyle ya işte ne mesleğin vardı neden bırakıyorsun? Bak. Gibi hani bir tamam hobi olarak yap. Hani kafanı dağıt tamam okey. Ama hani bu meslek hani zor. Nasıl yapacaksın? Bu yaştan sonra nasıl yapacaksın? Düzenini bozuyorsun. Ama şimdi diyor ki iyi ki de yapmışsın. Seni çok iyi anlıyorum. Seninle gurur duyuyorum. Hani o aşamayı o anlamda aşmış olduk onunla. Baştan bir tabii ki şey yaptı. Yani bir kabullenmekte zorlandı. Ama şu an ama kabul şu etti. An, çok da gurur duyuyor. Çok da gurur duyuyor. Evet, ya, kesinlikle. Ufak bir şey ekleyeceğim. Tabii. Bizimkiler bence kendi şeylerini açtılar. Sosyal medyada biz çok paylaşıyoruz. Hem hikayelerimizi hem dövmelerimizi. Oturup bu yaştan sonra Instagram hesabı açtılar. Yani bir yandan sizi böyle takip ufak ufak takip hoşlarına gidiyor ve böyle herkese gösteriyorlar falan bayılıyorum ya. Ama şey olmamalı bu çok mesela biz şanslı olan taraftayız. Yani hayallerinin peşine gidip bir şekilde ucundan tutmuş insanlarız ve ailelerimiz gurur duyuyor. Başaramasaydık da yine yanımızda olup gurur duyan aileler aslında en kıymetlisi insana güç veren bir daha denemeyi bir daha kesinlikle. Ayağa kalkıp tekrar denemeyi. Zaten orada onlara karşı bir şey yapmak biraz üzüyor insanı. Sonra da öfkelendiriyor. Orada zaten yaptığın şeyin de tadı olmuyor. Hı. Burada ailelerin daha böyle yarenlik yapması çok büyük şans bence. Hani hepiniz açısından çok büyük şans olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyecektim. O Instagram hesabı gibi ben ilk seyahate
çıktığım zaman, o zaman akıllı telefonlar falan yoktu galiba, benim yoktu en azından. Annem şimdi ben gideceğim ve zannettiler, terk ediyorum burayı zannettiler. Ben de bilmiyordum giderken, yani tam olarak giderken, hani buradaki işi bırakıp giderken nasıl gittiğimi ben de bilmiyorum, dönecek miyim? Bir seneyi kafaya koymuştum ama. Ondan sonra annem bilgisayar öğrendi. Konu görüşelim diye. Skype falan var o zamanlar. Ve yani annem kaç yaşında işte? 60'a yakın. Yani annem Skype, bilgisayar öğrendi. Bilgisayar öğrendi, Skype'tan konuşalım diye. Değil mi? Evet. Çok bravo, bravo. Yani çocuklar da aileleri geliştiriyor, aileler de çocukları geliştiriyor. Evet. Biz de ebeveyn olmayı öğreniyoruz. Onlar da evlat. Sizde var mı böyle çocuklarınızdan hanımefendiye verelim hemen mikrofonu. İsminiz? Olcay Hanım, hoş geldiniz. Benim de bir kızım vardı. Şimdi Londra'da. Nasıl gitti? Burada modelisti. Ama modelistliği bir kenara bıraktı. Dedi ki anneciğim ben İngilizce öğreneceğim. İngiltere'ye gideceğim. Evet. Hiç dedi, zorlama beni sakın dedi. Bak seni dedi bir kenara korum, ben yine uçarım dedi. Aramız tatlı gidelim dedi. Aa, çok net. Evet. Çok net. Ne düşündünüz o an Olcay Hanım? O anda çok felaketim yani. Değil mi böyle hani? Oo, kızdım, mızdım, bağırdım, çağırdım ama yok. Dedi, kafaya takmış. Kafaya taktım dedi. Onun için seni dedi şöyle bir kenara korum dedi. Ben çeker giderim dedi. Her şeyini hazırlamış, yapmış. Tırk uçtu gitti. Kaç sene oldu? 5 sene oldu. Şimdi oranın vatandaşlığını alıyor. Ve evlenmeyen, çocuk doğurmayan, küçücük bir 3 yaşında bir bebişi var. Harika. Şimdi mutluyum. İyi ki de gitmiş diyorum. Değil mi? Ya, hem şuram rahatladı, hem mutlu olsun. Değil mi? Bir yazdan yaza gelirse geliyor, gelmezse. Siz gidersiniz. Ben gidiyorum. 1-2 ay kalıyorum. Doğumunda da gittim. Aslında hayatınızı memnun oldum ama. Şimdi de memnun oldum. Ya çok güzel bir çok örnek. Çok güzel bir örnek. Var mı böyle önüne geçmedim yani, ilk başta geçtim ama sonra dedim ki aman kızım iyi ki gitmişsin. Görüyor dedim. Musunuz? Mutlusun dedim. Aslında çocuğunuz bu hareketi yaparak sizi pencere açtı hayatta. Belki hayatınız çok standart gidecekti. Şimdi onun sayesinde yurt dışına gidiyorsunuz. Yurt dışına gidiyorum. Turlara bazen katılıyorum. Ya. Ben de hoşum. Hiperaktifim. Ya. Hatta ikinci hayatımı yaşasam bile, ben ölümlerden dönmüşüm de artık neyse orasını alayım. Yani hiperaktifim. Geziyorum, tozuyorum. Arabamı kullanıyorum. 40 senelik şoförüm. Bravo siz. 80 tebrik ederim. Kocaman alkış olacağım. Vallahi çok güzel. Ben de konak geliniyim. Sivas merkezde konağımız vardır. 3 tane ihtiyarın içine gelin gittim. Harikalardı. Olca yavrum diye akılları giderdi. Ben de kuş uçsa tutan cins biriydim. Lise 2 terkim. Ama biraz üzüntülü gittim ama mutluydum. Mutlu oldum. Süpersiniz. Arkada da bir hanımefendi istiyor Olca. Tabii ki. Teşekkür uzatırsanız ederim. Turunculu hanımefendiye. Hoş kızım geldiniz. Gitmek istiyor. Hemşire oldu. İşte 2 senelik hemşire. Ama Danimarka'ya gideceğim diyor. Şimdi işlemlerini başlattık. Ne diyeyim? Sen daha sıcak. Daha senin yemek yeni kaynıyor. Ben 3 gün ağladım. 3 gün hiç. Gideceğim dedim. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Hakkında hayırlısı olsun. Şimdi evin en küçüğü olduğu için biraz İçin tabii sızlıyor. Üzüyor bizi. Nedir seni esas kaygılandıran? Yani o içindeki esas duyguyu bize anlatsana. Esas kaygılandıran evin en küçüğü. Herhalde onun için biraz gözümde büyümüyor. Onun için göndermek istemiyorum. Güvenmiyor musun? Güvenmiyor değilim. Kızım çok göz açık bir kız. Daha ne? Kendine çok güvenli. Tamam, o içindeki kaygıyı çok bize çok güven. İşte kaygı diyorum ya, yani bilmediği bir memlekete gidecek. Şimdi eşimin arkadaşının oğluyla arkadaş oldu. Ondan gidiyorlar işte. Hakkında hayırlısı. Evet. Bak burada çok başarılı, hayatlarında manevra yapmış, çok değerli insanlar ama var. Ama ben de yani onu hani zor şartlarda özelde okuttum. Ama bırakıp gidiyor elin tersi. Ya onu bırakıp ben gidiyor. Onu zor bırakıp şartlarda, gidiyor mu? Ben onu zor şartlarda okuttum. Özelde okuttum. O benim kızım. Ben onu zor şartlarda okutup ona o kadar emek verdim. Şimdi o bana şimdi o beni bırakıp gidiyor. Ben onu çok seviyorum. Kendi koruyup kollama alanımdan dışarı çıkmasını istemiyorum. Peki Nuray ben Hanım'a onu yardımcı devam ol. Edeyim. O tamam, zaman olalım, Nuray Hanım'a yardımcı ol. Şu an Nuray Hanım bakış açısını neye çevirmeli Nur? Ailelerin, annenin, babanın çocuğuna karşı hissettiği bir numaralı duygu kaygı, sevgi değil. Hepimiz çocuğumuz için doğduğu andan itibaren kaygılanıyoruz. Doğru. Aynı durumda. Evet. Sadece şu, Nuray Hanım kızınız büyüdü. Bu kadar. O büyüdü. Onun kendine ait bir hayatı var. Siz gidebilir misiniz Danimarka'ya? Gidip orada yaşayabilir misiniz?
O da yaşar. Siz onu baktınız, büyüttünüz. Elinizden geleni yaptınız, bitti. O artık 20'li yaşlarında sizin emek verdiğiniz ama artık zaten birey olsun diye emek verdiğiniz bir insan. Hedefinize ulaştınız. O kadar yatırım yaptınız, özellerde okuttunuz, emek verdiniz. Ne içindi? Kendi ayakları üzerinde dursun diyeydi. Şimdi kızınız gidiyor ve kendi ayakları üzerinde duracak. Amacınıza ulaştınız, farkınızda değilseniz. Çünkü ismi ne kızın? Derken Dilara. Dilara, artık sen büyüdün de bence. Sen de duy bunu. İşte... Söyle Nuray. Söyle söyle. Evet Dilara, sen artık büyüdün. Sen öyle duydun. Onu derken ben buradaki... Çok güvenli ya. O kadar güvenli olmasını istemiyorum. İstemiyorsunuz. Artık. Çok güvenli. Özgüven çok yüksek. Ne kadar güzel. Ay, ne çok güzel. Güzel bir şey. Ya bırakın sıkıntı yaşasın ya. Evet. Nuray. Bırakın çocuğunuz sıkıntı Allah'a yaşasın. Sen Allah'a şükret. Kızım bu kadar özgüvenli diye. Özgüvensiz olsa o güveni verebilmek için doktor aynen, insanlar terapi alıyor. Ne güzel özgüvenli bir kızın varmış. Sen de bir şey anlatacaksın. Bir şey daha söyle. Bir şey ekleyeceğim buraya. Çok ilginç şartlarda seyahat ettim. Ben bir de çok küçük parayla geziyorum. İnsanların evinde kalıyorum çoğunlukla vesaire. Dolayısıyla tabii insanlar beni misafir ediyorlar. Ben de insanları misafir ediyorum. Bafra'da bile çok uzaklardan gelmiş, bana neler neler öğreten insanlar oldu. Dolayısıyla dünya korkulacak bir yer değil. Coğrafyasal bakmak bana çok doğru gelmiyor. Eğer spesifik bir savaş, bir şey yok ise. Evet. Yani bu dünyada görüyorsunuz en gelişmiş ülkelerde bile bir şey olacağı varsa oluyor. Elbette korku belki başına gelmeyi bir tık engelliyor ama hayatını çalıyorsa o zaman korku hırsızlığına izin vermemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Nuray Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Benim anne babama en çok teşekkür ettiğim şey beni özgüvenli olarak yetiştirmeleri. Çünkü özgüvenli insan, hepimiz hayatta tökezleriz, düşeriz. Düşmek hayata dair bir şey. Yani hiç kimse ben hayatım boyunca başım dik gezdim, hiçbir şey olmadı diyemez. Zaten o insan hayatı olmamıştır. Yani düşeriz. Özgüvenli insan oradan tekrar tek kalkar. Başına kalkar. Tek başına. Her türlü kalkar. Etrafında birisi olsun ya da olmasın kalkar. Doğruyu yanlışı çok güzel ayırt eder. Hiç kimsenin etkisinde kalmadan kendi doğrusunu peşinde çok güzel gider. Özgüvenli insandan asla korkmayın. Evet, belki sizin sözünüzü dinlemez. Size karşı gelir. Siz söylediğiniz zaman hayır bu benim fikrim diyebilir. Belki o an sizin hoşunuza gitmez o. Ama inanın sizi asla kötü durumda bırakmaz. Çünkü o bir şekilde oradan çıkıp temizle düze çıkmayı başarır. Başın çaresine bakar. Çok önemli bir şey. Gerçekten ders gibiydi. Çünkü o özgüven herhalde değil mi? Bugün buralara sizi tabii getirdi. Yani tabii herhalde o öz şefkat ve özgüven olmasaydı ailelerinizin size sunduğu şefkat de var bunun içinde. Güvenin yanında. Diyor ya annem perdelerimi dikti. Yani karavana perde dikiyor. Yani baktığınız zaman çok kıymetli bir şey. Çok, yani kesinlikle. O ufacık perde belki başka kapılar açıyor hayatınızda. Kesinlikle. Onu hatırlatıyor ya bir kere size. Ya yanında olduğunu hissediyorsun. Allah ya, kimsenin başından eksik evet, etmesin annesini babasını. Kesinlikle çok. Yani bizimkilerin hep şeyden bütün hayatım boyunca böyleydi. Yani hani bu sınavlara hazırlanırken, üniversite sınavlarında hazırlanırken hiç şeyi hatırlamam ya da öncesi. Yani kızım kaç puan aldın? Yani kesinlikle ilgisiz değillerdi. Her zaman ne istediysem her türlü eğitim konusunda her zaman yanımdalardı. Ama yok düşük not aldın, yüksek not al gibi bir baskı. Ya da hani şimdi bırakıyoruz hiçbir zaman doktor olduğum için ya da notlarım yüksek olduğu için sevildiğimi hissetmedim ben. Ben çocuklarıydım. Kızım gerekirse hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Senin varlığın yeter ve senin karakterin, kişiliğin. Bunu deyince de daha başarılı oluyorsun zaten. Gördüğün gibi oluyor zaten. Benim ailemde de bu vardı. Demek ki bu hakikaten önemli bir şey. Şu evet, hani kesinlikle. Yaşantıları kurmakta. Ya zaten mayayı sağlam vermişler. Sizin ne meslek yapacağınızın hiçbir önemi yok. Onlar sizi iyi, özgüvenli, işini iyi yapan, düzgün birer birey olarak yetiştirmek için çaba sarf etmişler. Aldığınız altyapı sizi nereye sokarsa soksun başarılı olmanızı sağlayacak öyle zaten. Öyle şey de olmuyor yani hani onların zoruyla bir şey yapmadığınız tabii. için ondan sonra bir şekilde her türlü hayatınızın her aşamasında kendi başınıza bir birey olabiliyorsunuz evet, ve bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Bir şey soracağım, sizin çocuklar yok sizin de yok. Şule evet. O zaman sana soruyorum. Tamam. Senin meslek seçimine yani senin çocuklarının ileride meslek seçimiyle ilgili şimdi burada biraz manevralı bir meslek hayatın olduğu için ve çok iste çok başarılı olduğu için. Sen ne düşünüyorsun? Çocuklarının meslekleriyle ilgili bir hayalin var mı mesela? Ya şöyle şu an iki oğlum da okullarında çok başarılılar. Gerçekten bizi şimdi az önce dedik ya notları ya da mutlu ediyorlar.
Emeğimizin karşılığı. Biri 13 yaşında, biri de şu an 10 yaşında. Yapma gözünü seveyim. Emeğinin karşılığında notlarla mutlu olma yani. Hani öyle dedik evet, ya. Evet, ona şu an çok ona istinaden söylüyorum. Biliyorum, onun için öyle. Şimdi şöyle, bizim istediğimiz gerçekten, ben hep şunu söylüyorum, eşim de onu söylüyor. Mutlu olacağın bir şey yap. Yani küçük oğlum diyor ki ben gezmek istiyorum, belgesel çekmek istiyorum. İşte dünyayı dolaşmak istiyorum diyor mesela. Evet tabii ki gez. Ama bir gün diyor ki ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Tamam. Yani yeter ki bunu yapacağın zaman mutlu olacağını bileyim ben ve sen mutlu ol. Çünkü diyor ki evet benim annem çok çalışıyor ve ben mutluyum. Bu işi yaparken ben mutluyum. Sen de mutlu ol. Yani ona iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Hmm. İkisine de. Çünkü başka bir iş yapıyordum. Bu işi bıraktım. Şimdi kendi işimin peşinden koşuyorum. Severek yapıyorum ve onlar bununla şu an görüyorlar. Ve ben de bu konuda baskı yapmıyorum. Evet, elimden gelen eğitim anlamında en kaliteli eğitime, en iyi eğitim vermeye çalışıyoruz. Ama sonuç onlara bağlı. Tabii kendi kararları olacak. Kendi kararları. Yani ben diyorum ki evet mesela büyük oğlum resim yapmayı çok seviyor. Ben de çok seviyordum. Bunun üstüne diyorum sen evet resimle ilgili bir şey yapabilirsin. İstersen küçük oğlum konuşmayı çok seviyor. Böyle tiyatro yapabilirsin. Yapsın bizi yani... yetiştirdin. Gelsin bize. İşte sen heykelle uğraşmak istesen, ben mesela küçükken bunu keşfetmiş olsaydı ailem, belki benim bir yeteneğim vardı. Belki ben güzel sanatları okuyacaktım. Belki bu yollara daha farklı tırmanacaktım. Daha kısa yoldan tiyatroda, tiyatroda heykelde para yok yani. Nasıl para kazanacak? Tabii. Şöyle işte çok enteresan olan, ben de onu fark ettim. İşe ben iş olsun diye başlamamıştım. Bu benim işim olsun diye başlamamıştım. Çok severek başlamıştım. Ve işinizi severek yaptığınızda birileri sizi buluyor. Yani sizin beni bulmanız gibi. Hani birileri gerçekten müşterileriniz de sizi buluyor. Çünkü işinize yansıyor. İşinizin kalitesine yansıyor. Siz o kaliteyi arttırdığınızda müşteri portföyünüz de değişiyor. Çevreniz de değişiyor. Ya sadece işinize odaklanıp sevdiğiniz şeye elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda sizin en iyinizi aramak tabii ki. Her kişinin kendi iyiliğini. Kendi iyiliğini. Evet, çok kesinlikle. Kıymetli ama süremiz çok azaldı. Hepinizden çok kısaca şimdi bizi seyredip evet ya ampul yandı diyenler için ne diyeceksiniz? Buyurun. Ne yapsınlar? Sizi dinliyor. Akıl ver. Yani kendi kalbini ver, aklını biraz ver. Biraz söyledim zaten. Birincisi korkmamak. Yani cesaret olmuş oluyor bu. Korkmamak derken aslında hiçbir şeyden, işte dünyadan korkmamak dedim. Yeni bir adım atmaktan. Biraz akışa bırakmak. Biraz da ya ben üstesinden gelirim demek. Çünkü ben problemlerle çok, şu anda bir işletmeciyim. Hem girişimci, yani işletmeci. Yani bunu çok fazla, yelpaze çok geniş. Orada bir sürü bir şey var. Mutfak var, dekorasyon var, müşteri var, personel var. İnanılmaz zor bir şey. Küçük bir kafe. Ama hani onlarla uğraşıp hani böyle sıkıntılar olduğu zaman ya yapacağım. Olur. Yola çıktığımda da ben öyle olmuştu. Ben Hindistan'a giderken ya yaparım dedim. Bunu demek. Evet. Bence insanın kendine dönüp bakması lazım. Kendine o soruyu sorması lazım. Askeri ücretle çalışan birine şu anda her şeyi bırak ve başka bir şey yap diyemem. Bu bana düşmez. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer yapmak istediği başka bir şeyse en azından küçük adımlarla, belki bizimki kadar keskin değil. Ama küçük adımlarla oraya doğru bir yan yol. Belki biraz o tarafa ufak doğru yönelme. Ufak ufak. Biraz o taraftan. Bakalım ne olacağı görerek. Yani tamamen virajı 90 derece alın ve sola gidin diyemem. Diyemezsiniz. Ama kişisel tasarruf. Kendi, ilk önce kendi içine bir bakıp bunu istiyorum demek. Siz de herhalde hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Yani evet, benim için de üretmek önemliydi. Yani üretken olmak bence yol açıyor, kapı açıyor. Yani bir zanaat edinmek. Sonra onu bambaşka bir şey çevirmek kesinlikle. Ve burada sen de katılıyorsun. Ufak bir şey yapabilir miyim? Ya ben şeyi çok söylemezsem çatlayacağım. Korkmakta sıkıntı yok bence ya. Korksunlar, korkabilirler. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani sadece korkmak, kendilerine korkmak durmalarına neden olmasın. Olmasın. Aynen. Zaten Süken'in de dediği oldu. Yaparım dedim ve gittim üzerine yani, dedi. Herkes korkuyor. Yani bu soru tabii çok zor. Yüzleşmek. Çünkü. Aynen öyle. Yüzleşmek. Üç ayrı örnekte de aynı şey var. Hiçbir şey böyle şöyle yapınca olmuyor. Emek vermek gerekiyor. Aynen. Emek vermeden kesinlikle o değişimi yaşayamazlar. Emek versinler. Aynen öyle. İstemek, emek vermek bugün sizleri başarıya götüren yolculuktu. Çok teşekkür ediyoruz sizinle olduğunuz için. Size de çok teşekkür ediyorum bizlerle olduğunuz için. Elbette sizlere de çok teşekkür ediyorum.
Bence gönlünüzün götürdüğü yere gidin. Elbette bunu destekleyen çok temel duygularla, öz şefkat, özgüven, fayda sağlamak, bütününüze ulaşmak için bugün bir sorgulayalım kendimizi. Ne dersiniz? Hoşçakalın.